Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Mart 2023 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Santral sahasında lisanssız tesis kurulabilecek. Lisanslı elektrik üretim santrali sahasında lisanssız tesis başvurularına izin veren düzenleme yürürlüğe girdi. Değişiklik düzenlemesine göre ön lisans sahasına veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılabilecek. Rus Üniversite Akkuyu'ya Türk uzman yetiştirecek. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nin eğitim programı kapsamında Ulusal Araştırma Üniversitesi de Türkiye'nin ilk nükleer santrali için uzman yetiştirecek okullar arasına girdi. Üniversiteye bağlı Moskova Enerji Mühendisi Enstitüsü'nde çeşitli mühendislik programlarında 3 yüksek lisans programı için 40 Türk öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Petkim Petrokimya 2022 yılına ilişkin finansal raporuyla 6.58 milyar lira kâr etti. Şirketin dönem hasılatı %70'lik artışla 49 milyar liraya yaklaşırken finansman gelirleri %37 oranında azaldı. QCharge yatırım turuna çıktı. Meta Mobility Enerji'nin ilk projesi QCharge yatırımcılarla buluştu. Kitle fonlama turuna çıkan girişim, şirket paylarının %7'sinin arzıyla 37,5 milyon TL finansmana ulaşmayı hedefliyor. EPDK'dan şarj istasyonu kurma lisansı alan QCharge, 73 noktada kuracağı elektrikli şarj istasyonu için kaynak bulmaya çalışıyor. Enerjisa Toroslar'da kesintisiz hizmet veriyor. Enerjisa'ya ait elektrik dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ, bölgede hizmetlerin aksamaması için tüm kanallarını aktif olarak kullanıyor. Kullanılan kanallar arasında mobil müşteri hizmetleri veren araçlar da bulunuyor. Turkas'ın 2022 karı 793 milyon lira. 2021 yılını 80 milyon TL zararla kapatan Turkas Petrol, 2022 yılı finansal raporunda 793 milyon lira kar elde ettiğini bildirdi. Finansman giderlerinde belirgin şekilde azalma gözlenen şirketin yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan gelirleri ise 2021 yılına göre %844 oranında artarak 461 milyon liraya yükseldi. Bayeden İngiltere'ye batarya depolama yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar, İngiltere'de batarya depolama projelerine 1 milyar sterlin yatırım yapacak. Ülkede temiz enerji projelerine yaptığı yatırımların miktarı 4 milyar sterlini bulan fon, temiz enerji dönüşümünün başarılı bir şekilde sağlanmasını hedefliyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları piyasalardaki belirsizlik ve arsa daralma nedeniyle hafifçe yükseliyor. Uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 84 dolardan, Batı Teksas tipi WTI 78 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 3 Mart 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2504.37 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.10 ve 18.21 dilimleri için 3050 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 02.04 dilimi için 1999.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.